Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte el açması börek yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. El açması yapıyoruz. Hiç gözünüz korkmasın. Bakın, mutfakta çok acemi olanların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir börek tarifi vereceğim. Şu oklava kullanmıyoruz. Şöyle merdane yardımıyla. Hatta evinizde merdaneniz yoksa yani bir su bardağına da kullanabilirsiniz açmak için. Çok pratik bir tarif ve çok lezzetli bir tarif. İsterseniz hemen yapına başlayalım. Şu öncelikle biz iç harcını hazırladık. Bakın şöyle biraz soğan kavurduk. Biraz patatesleri haşlamıştık. Onları ezdik, karıştırdık. Biraz da baharat attık. İşte karabiber, tuz, kırmızı pul biber ve reyhan. Siz de böyle bir harç hazırlayabilirsiniz. Yani bu harcınızı ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz, peynirli de hazırlayabilirsiniz. Şimdi öncesinde hazırladık ki biz böreğimizi yaparken iyice soğusun diye. İsterseniz böreğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle bir su bardağı çırpılmış yoğurdumuz. Ev yoğurdu olursa daha iyi olur. Olmasa da olur. Evet, bir su bardağı sütümüz. Malzemelerinizi oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Yarım su bardağı zeytinyağımız. Evinizde yoksa ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir yumurta sarısı ve beyazı ile birlikte. Böreğimizin güzel kıyır kıyır olması için şöyle 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Siz elma sirkesi de tercih edebilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi tüm bu malzemeleri kendi arasında şöyle elimle kabaca karıştıracağım. Sonrasında da azar azar un ilavesinde bulunacağız. Bir anda unu ilave etmeyin. Hamurumuz şöyle orta yumuşaklıkta bir kıvama, ele yapışmayan bir kıvama gelince yoğurma işlemini bırakacağız. Yaklaşık 5 su bardağı un gidiyor. Şimdi isterseniz yavaş yavaş un ilavesine başlayalım. Yoğurduktan sonra şöyle bir kaba aldık. Üzerine de nemli bir bez örttük. Kurumasın diye. Şöyle bir 20 dakika dinlendirdik. Şimdi şöyle bezi kenara alayım. Şimdi kabaca şöyle hamurumuzu 2-3 dakika daha da kendini toparlasın diye hafif un serptiğimiz zeminde yine bir yoğuralım. Bakın, o kadar güzel bir dokusu var ki ele yapışmayan şöyle orta yumuşaklıkta bir börek hamuru. Evet, hamurumuzu şu şekilde iki eşit bezeye ayırdık. Şimdi bu bezenin biri hamurumuzun alt tabanı için, biri de üst tabanı için. Araya da öncesinde hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcı koyacağız. Şimdi şöyle altı için olan kısmı kenara alıyorum. Bakın, veya üstü için hiç fark etmez. Şimdi bezemin birini aldım. Bu bezeyi bu şekilde şöyle merdane yardımıyla tepsimin boyutunda olacak şekilde de açabiliriz. Nasıl olur o şekilde? İşte araya iç harcı döşeriz. Üstüne de diğer hamurumuzu açıp koyarız. Ne olur? İki katlı bir hamurumuz olur. Ama şöyle bir hile yapıyoruz. Şimdi ben bu hamuru da yani direkt oklava ile açmayacağım ya da merdane ile açmayacağım. Bu hamuru da şöyle 4 eşit bezeye ayıracağım. Ya ne yapacağım biliyor musunuz? O bezeleri de ayrı ayrı açacağım. Sanki altta 4 kat, üstte 4 kat varmış gibi 8 katlı bir börekmiş. Yani 8 yufkadan, ayrı yufkadan oluşan bir börekmiş gibi olacak. Ama şimdi hiç gözünüz korkmasın. Tek tek o yufkaları işte katları açmakla mı uğraşacağız diye düşünmeyin. Bakın şimdi onun çok pratik bir yolu var. Siz isterseniz 4 eşit parçaya değil de 6'ya, 8'e, 10'a kadar çıkarabilirsiniz bu küçük bezeleri. Ne kadar fazla kat beze açarsanız o kadar daha böyle ince yufka yufka duracaktır böreğiniz. Ama ben 8 yufka ideal buluyorum. Yani çok da fazla açmaya da gerek yok. Hatta hiç açmaya da bilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor el açması böreğimiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bakın. Bir tane bezemi aldım. Bolca, hatta şöyle bir yumru yapayım. Bakın şurada bir kap dolusu buğday nişastam var. Siz isterseniz mısır nişastası da tercih edebilirsiniz. Bu nişastaya şöyle şu beze topumu direkt atıyorum ve bolca nişastaya buluyorum. Şimdi bu bezemi sadece bir çay tabağı altı olacak şekilde açacağım. Çok büyük değil. Şöyle, şu kadar yeterli. Bakın bu kadar açtım. Şimdi bu bezemi kenara ayırıyorum. Şimdi aynı şekilde
Bu topumu da şöyle bolca nişastaya buluyorum. Bu nişastaya bulamamızın sebebi, daha sonra biz şimdi bu bezeleri üst üste de açacağız. Birleştireceğiz. Yani sanki tek bir hamur açıyormuş gibi olacak. Ama daha sonra nişastanın yardımıyla o katlar pişerken ayrılacak. Ve 4 alt kat, 4 üst kat, sanki 8 yufkadan açmışız gibi olacak. Bakın şöyle kaba taslak üzerine koydum. Ya o kadar kolay ki, bunun için hani bir oklava ya da merdaneyle çok fazla pratik yapmış olmaya, çok mutfakta hani hamur açmış olmaya gerek yok yani. Herkes yapabilir bunu. İşte yok ben hamur açamam, yok işte vaktim yok, yok çok uğraşlı. Bu tarz bahanelere gerek yok. İsteyen herkes el açması hamur börek yapabilir evinde. Evet, şimdi son bezemizi de şöyle buluyorum. İyice buladım. Bakın bu işlemde un aynı işlevi görmez. Hani evimde nişasta yok, un kullansam olur mu diye düşünmeyin. Muhakkak nişasta gerekiyor. Ha, buğday olur, mısır nişastası olur. Evinizde hangisi varsa olur. Şimdi bakın 4 tane bezemi aldım. Üst üste koydum. Şöyle el yordamıyla da birazcık açayım. Şimdi bu 4 bezemi sanki tek bir hamurmuş gibi, tek gibi düşünerek şöyle tepsimin boyutunda şimdi açacağım. Daha sonra o pişerken 4 yufka olarak kat kat ayrılacak. Evet, bakın şöyle gördüğünüz gibi hamurumuzu tepsimizin boyutunda açtık şöyle merdaneyle. Şimdi tepsimize yerleştireceğiz. Evet, şöyle hamurumuzu iyice tepsimizin tabanına yerleştiriyoruz. Ben altına fırın kağıdı da sermiştim. Evet, şimdi iç harcını yayabiliriz bu katımıza. Şöyle iyice el yordamıyla da eşitleyeyim. Tamam. Evet, şöyle iç harcımızı da iyice soğuttuk. Bakın iç harcınızın soğumuş olması önemli. Yoksa böreğimiz hamur olur. Hiç güzel olmaz. Şöyle yayıyoruz. Böreğimizin iç harcını güzelce yaydık. Üzerine de tekrar açtığımız hamuru yerleştirdik. Yine aynı şekilde açtık. 4 ayrı bezeden 4 kat olacak şekilde. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde bıçak yardımıyla kare dilimleri ayırıyoruz. Böreğimizi güzelce dilimledik. Kenarda da şöyle ocağın üzerinde 100 gram tereyağını eritmiştik. Daha sonra biraz ılınmasını bekledik tereyağın. Ve içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettik. Ve bir yumurtanın sarısını ilave edip güzelce karıştırdık. Şimdi bu karışımı şöyle güzelce böreğimizin üzerine yayıyoruz. Bu arada fırınımızı da önceden şimdi açtık. 180 derecede ısınıyor şu anda. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü pişmeye vereceğiz. Böreğimizin üzeri kızardığında böreğimiz pişmiş demektir. Evet, böreğimiz fırından çıktı. Size şöyle de göstereyim. Bakın o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Zaten görünüşü de kendini anlatıyor yeterince. Şu bir dilimde, şu an çok sıcak ama bir dilim de size şöyle göstermek istiyorum katları nasıl ayrılıyor bakın. Ve çıtır çıtır bir börek bakın. Şöyle sesi duyabildiniz mi bilmiyorum. Evlerinizde siz de yapın. Muhteşem bir el açması börek. Afiyet olsun.